Efendim merhabalar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz Habertürk ekranlarına. Ana Haber'le karşınızdayız. Mehmet Akif Ersoy ben. Çok çarpıcı, hepimizin böyle yüreğini yakan bir haberle başlayacağız. Bugün İzmir'de 1 yaşındaki Bulut, 2 yaşındaki Masal, 3 yaşındaki Miraç, 4 yaşındaki Peri, 5 yaşındaki Nefes hayatlarını kaybettiler. İsimleri özellikle söyledim. Her birinin iki ismi var ama tüm bu isimler bambaşka umutlar barındırarak konmuş belki bu çocuklara. Yüreğimizi dağlayan 5 çocuk dün yanarak can verdi. Artık aramızda yoklar. Hayata bağlılık, geniş görüşlülük ifade eden isimler taşıyorlardı. Kaderleri bizim gibi olmasın dercesine konmuştu adları. Çünkü babası cezaevinde, annesi hurda topluyordu. Yüksek ihtimalle anne ve babasının en büyük muradı kendi bahtlarını değiştirmekti evlatlarıyla ilgili. O bahtın iyi olması için belki bu isimleri seçtiler. Ama çocuklar için bu gelecek maalesef gerçekleşemedi. Bir kapı kolu, belki o kapı kolu olsaydı. Hani bazen diyoruz ya, yani öyle yerlerde yaşayan öyle insanlar var ki diye. Ya da evinizde oturuyorsunuz, işte çocuğunuz oyuncağını beğenmiyor, tabletini değiştirmek istiyor. İşte özel okulda bilmem serviste bilmem ne problemi yaşıyorsunuz. Ama bazı insanların hayatlarında sadece bir kapı kolu bile 5 evlatlarının yaşamını yitirmesinin nedeni olabiliyor. O kapı kolu olmadığı için o çocuklar o evden dışarı çıkamadılar. Yerinde değildi. Hurda satmak için evden ayrılan anne bunu bir güvenlik önlemi için mi almıştı? Bunların hepsi cevaplanması gereken sorular ama 5 evladını kaybetmiş bir kadın şimdi gözaltında bu arada. Babası zaten cezaevinde daha önce işlediği suçlardan dolayı. Tek bildiğimiz şey var. O da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bu husustaki Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çabaları. Aslında bu çocukları aileden almak için tam yani devlet sorumluluğunu yerine getirmiş. Burada bir hakkı da teslim etmek lazım. Tam 17 kez girişimde bulunmuş ama anne evlatlarını vermek istememiş. Bunu da bir yerde anlarız elbet ama sonuç çok çarpıcı. MÜ5 en küçüğü henüz 1 yaşındaydı. Kaldıkları gecekonduda çıkan yangın onları hayattan kopardı. Yürek yakan olayın ardından çocukların ölümünde kimin ihmali var sorusu gündeme geldi. Ne ocak var, ne yemek var, hiçbir şey yok. Millet getiriyordu, yapmaya bilmiyordu. Çocuklar hep aç, hep aç. 27 yaşındaki Melisa Sinem Akcan İzmir'in Selçuklu ilçesinde 1, 2, 3, 4 ve 5 yaşındaki 5 çocuğuyla birlikte gecekonduda yaşıyordu. İlk evliliğini 19 yaşında yapmış, 6 ay sonra boşanmıştı. İkinci evliliğini yaptığı Hakan Akcan'la 7 yıldır birlikteydi. Eşi bir süre önce cezaevine girince çocuklara tek başına bakmaya başladı. Hurdaya hurda toplamaya gidiyordu. Yine hurda toplamaya gitmiş ve çocuklarını yalnız bırakmıştı. 5 kardeşin bulunduğu 5 metrekarelik odanın kapısının kolu yoktu. Yani çocukların kapıyı açıp çıkma imkanı yoktu. Soba faciasının yaşandığı adres Cumhuriyet Mahallesi'ndeydi. İşte çocuklar bir tarafı beton, diğer tarafı ise baraka halindeki bu konutta yaşıyordu. Perdeli bölümünün arkasındaki odada bulunan 5 çocuk evde yalnız kalmıştı. Bu sırada elektrik sobası şiltenin üzerine devrildi, yangın çıktı. 7-10 geçe gibi bir bağırışma, bir çığlık duydum sadece. Esma teyze koş, çocuklarım öldü. Esma teyze koş koş, birini sağ eline birini sol eline almış şekilde evin havlusuna doğru bıraktı ve ikinci çocuk tekrar içeri girip tekrar çocuklarını çıkartıp avluya bıraktı. 5 küçük çocuk dumana maruz kalıp hayatını kaybetti. Eve dönen anne onların cansız bedenleriyle karşılaştı. Yaşları 5 ile 1 arasında değişen 5 kardeş sık sık anneleri tarafından evde yalnız bırakılıyordu. Onlardan geriye şimdi oyuncaklar kaldı. Çocuklarının ölümüyle fenalaşan kadın hastaneye kaldırıldı. Savcılık anne hakkında gözaltı kararı verdi. Melisa Sinem Akcan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan maddi destek hizmeti alıyordu.
Anneye çocuklarını devlet korumasına verebileceği söylenmişti. Ama iddiaya göre bunu reddetti. Kadın vermedi. Kadın çocuklara kıyamadı. Çocuğu nasıl kıyacak? Kıymadı çocuklara. Ama alsaydı iyi. Biz istedi alsın. Biz kaç defa şikayet etti, almadı çocuklar. Yakın zamanda evin yan tarafındaki alanda bir yangın daha çıkmıştı. Komşular, yakınları, herkes çocukların zor durumda olduğunun farkındaydı. Keşke öyleseydin. O da bakılırladın güzel. Okuladın. Şimdi ne oldu gari? İhmali ana baba. Babası cezaevinde. Devlet buraya yumruğu vurup da çocuklar bakım evini atsaydı bunlar meydana gelmezdi. Ya bazen böyle bu tür olaylar yaşandığında şöyle olsaydı, böyle olsaydı demenin çok büyük anlamsızlık içerdiğini hissediyorum, düşünüyorum. Bilmiyorum siz nasıl düşünürsünüz ama aile ve yani bakanlık gidip çocukları mesela almak istemiş 17 defa, anne vermemiş. Giden annenin vermediği çocuğu alsa zulüm gibi gelecek. Anne çocuklarını geçindirebilmek için işte kağıt topluyor, hurda topluyor, hurdacılık yapıyor. Akşama kadar koşturuyor. Dışarıdan baba cezaevinde hırsızlık suçundan girmiş. Başka suçlar da varmış galiba. Bir de bu hikayelerde ve böyle görüntülerde ya da başka benzer böyle kader dediğimiz şeyler oluyor ya. İşte yaşanan bir kaza sonucu çok acı sonuçlar yaşadığımız. Onlara dair beylik cümleler kurmak çok da doğru değil gibi. Zira herkes yaşadığını biliyor. Bugün Gülçin takip etti süreci. İşte anne baba cenazeye katıldılar. Anne de katıldı. Baba cezaevinden geldi, jandarma girmişti koluna. İşte çocukların tabutlarını öptü. Anne babaya sarıldı. Böyle çarpıcı görüntülerle karşılaştık. Detayları, kaldıkları yeri belki, cenazede olan biteni. Gülçin yani aslında biraz da olayın kendisinden çok orada hissettiğini, yaşadığını, gördüğünü. Bunların başka akrabaları var mı bu arada? Onlar geldiler mi anne babanın? Yani işte teyzesidir, amcasıdır, dayısıdır, halasıdır. Biraz belki bunları da paylaşmak lazım. Dinleyelim seni. Mehmet Akif Ersoy, söylediğin gibi artık keşkeler için çok geç tabii. Tam da bu saatlerde, şu sıralarda o çocuklar, beş kardeş içerideydi ve dumana boğulmuşlardı. Tam da bu saatlerde ne yazık ki böylesine bir olay yaşanmıştı. Yani biz de açıkçası o zifiri karanlığı hissediyoruz. Evin bulunduğu ortam karanlık bir ortam, bir sokak lambası yok. Bir bahçenin içerisinde derme çatma bir bina ve içerisinde yaşları 1 ile 5 arasında değişen, aralarında bir yaş fark bulunan 5 çocuk. Anne ilk ifadesinde çocuklarımı uyutup dışarı çıktım diyor. 20 dakika sonra bu adrese geliyor. Evine dönüyor. Evine döndüğünde ise çocuklarını baygın halde buluyor. Ve çocukların bir kısmı kararmış. Onları tek tek dışarıya çıkartıyor. Böylesine bir soba faciası. Tabii elektrik sobası devrildi. Bulunduğu nokta kadar, boyutu kadar bir alanı yaktı. O sırada karbon monoksit de bu çocukları zehirledi. Tabii ihmaller, sorumlular bu konuda araştırılacak. Anne ve baba bugün cenaze törenine anne gelemedi. Sağlık durumu el vermedi buna. Zaten dün geceden bu yana da sakinleştiricilerle hastanede, Selçuk Devlet Hastanesi'nde tutuluyordu. Ve aslında getirilmek üzere Selçuk Devlet Hastanesi'nden emniyete sevk edildikten sonra cenaze töreninin yapıldığı camiye getirilmek istendi ama bir kez daha fenalaştı ve cenaze törenine katılamadı. Babaysa hükümlü olan baba cenazeye katıldı. Kelepçeyle geldi. Tabii saf tutarken, dualar etmek isterken o kelepçeleri jandarma tarafından çözüldü. Çocuklarının yan yana dizilmiş olan tabutlarını öptü. Son kez vedalaştı. Yani böylesine bir acı, aslında acı kelimesi bile böylesine bir olayı tarifte çok yetersiz kalıyor. Ne yazık ki işte hayatını kaybeden 5 kardeş burada yan yana zaten bulunmuşlardı. 5 metrekarelik bir odanın içerisinde. Başka evler var. Yoktu. Kapı kolu yoktu dedin, özür dilerim. Hı hı. Belki biraz etrafı da göstermek, yani diğer komşuların olduğu evler uzak yerlerde mi? Anne göz altında bu arada galiba. Bir kuşku, evet. Bir şüphe mi var? Ya 2 saat sonra neden eve dönmüş anne çocukları bıraktıktan sonra?
Mehmet Akif Ersoy, anne şu an adliyeye sevk edildi. Taksirle ölüme sebep olmak suçlamasıyla savcının karşısına çıktı. Önümüzdeki saatlerde tabii ki bu boyutu, adli boyutu ortaya çıkacak. Tutuklanıp tutuklanmayacağı. Elbette anne sık sık aslında çocuklarını yalnız bırakıp evden çıkabiliyor. Şimdi bulunduğumuz ortam başta da söylediğim gibi kapkaranlık. Bir bahçe var. Etrafında şeftali bahçeleri var. En yakın komşusu hemen şurada 50 metre ötede. Yani ışıkları yanan ev. Buradan zaman zaman burada yaşayan, haberimizde de konuşan komşusu yemek getiriyor. Annenin zaman zaman ilgili olduğunu, zaman zaman da ilgisiz olduğunu ifade ediyor. Yani çocuklar hep açtı diyor. Yemek getiriyor. Anne çok fazla yemek yapamıyor. Hurdacılık yapıyor. Geçim kaynağı olan bu hurdacılık nedeniyle sık sık dışarıya çıkıyor. Dün akşam saatlerinde de, bu saatlerde de evden hurdaları teslim etmek üzere çıktığını ifade ediyor. Geri döndüğünde de dumanların etkisi altında baygın halde olan çocuklarını görüyor. Tabii bir annelik refleksi olarak kapıyı çocukları, en büyüğü en azından açmasın diye düşünüp kapı kolunu çıkarmış olabilir. Bu odanın aynı zamanda bir penceresi de var. Onun da kapı kolu yok. Dolayısıyla orada elektrik sobasının devrilmesi sonucu laminantı tutuşturuyor. Yani içeriden kimseye kapıyı açmasınlar. Çocukların nefessiz kalmasına sebep oluyor. İçeriden kimseye kapıyı açmasınlar. Evet. Çocukların bir yabancı gelirse tedbiren diye düşündüğü olay çocukların belki de yaşamını yitirmesine. Belki de bir tanesi, iki tanesi kaçabilecekken. Evet. Buyur lütfen, devam et. Belki de Mehmet Akif Ersoy. Bir de aile üyeleriyle ilgili de ilişkiler tabii ki çok sıkı, aile bağları yok. Anne, anneanne zaman zaman geliyor. Emekli öğretmen aynı zamanda annenin babası. Onlar da zaman zaman buraya geliyorlar ama anne daha çok 5 çocuğuyla birlikte aslında bir kadının, bir annenin küçük yaşta çocuklarıyla birlikte çok da barınmasının aslında risklerle dolu olduğu bir konutta yaşıyor diyebiliriz. Yani derme çatma bir bina. Yani aslında bu kadının annesi ve babası da var. Yok. Ama onlar da kızlarına ve torunlarına çok sahip çıkmamışlar mı? Öyle mi anlayalım? Evet. Evet, öyle gibi duruyor. Yani belki de anne de bunu çok fazla talep etmiyor. Annesi, anneannesi geliyor. Emekli öğretmen olan babası buraya zaman zaman geliyor. Fakat çok da fazla hani annesinden yardım eden, yardım talep eden bir anne değil. 27 yaşındaki anne ve ilk çocuğunu da zaten 22 yaşında kucağına alıyor. Sonra arka arkaya peş peşe 5 yıl arayla 5 çocuğunu dünyaya getiriyor. Tabii zaman zaman buraya talepler doğrultusunda yardımlar geliyor ama komşularının anlatımına göre aslında çocuklarına çok da öz bakım verebilecek boyutta olmadığını ifade ediyorlar. Tabii bunların hepsi araştırılacak. Hiçbir anne çocuklarının canı yansın istemez. Bugün ne yazık ki anne kucağında olması gereken çocukların cenaze töreni vardı. Helallik de istenmedi. Çünkü küçük yaşta günahsız çocuklar bugün ne yazık ki Selçuk'ta son yolculuklarına uğurlandı. Gülçin, kolaylıklar, teşekkürler. Evet, maalesef böyle bir sonuçla neticelenmiş oldu. Dün konuştuğumuz yasa dışı bahis operasyonu, bununla ilgili de yeni gelişmeler var. Şöyle, dün ev hapsi kararı verilen Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın bu kararına başsavcının itirazı var. Bir şey daha, önce neler oluyor ona bir bakalım. Ceylan bizi bekliyor, Ceylan Sever. Son durumu bize paylaşsın önce Ceylan. Dinleyelim notlarını lütfen Ceylan. Son dakika gelişmesi, Mehmet Akif Ersoy İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir talebi vardı. O da tutuklanan sosyal medya fenomenlerinin sosyal medya hesaplarına erişim yasağı getirilmesi yönündeydi. O talep de inceleniyordu ve aralarında Sefa Caner Sarıçam ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar gibi çokça takipçisi olan sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 8 kişinin sosyal medya hesabına dakikalar önce erişim yasağı kararı verildi. Diğer fenomenler hakkında toplamda 12 kişi tutuklanmıştı dün itibariyle. Aralarında İbrahim Yılmaz gibi 20 milyon takipçili isimlerin de yer aldığı diğer fenomenler hakkında da değerlendirme devam ediyor hakimlik tarafından. Öte yandan senin de dediğin gibi Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve diğer iki şüphelinin de arasında bulunduğu toplamda 4 kişiye adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Mehmet Ali Erbil ile
Serdar Ortaç'a en ağırı, adli kontrol tedbirinin en ağırı olan ev hapsi kararı verilmişti. Başsavcılık bu karara da itiraz etti. Dedi ki adli kontrol tedbiri yeterli değildir. Bu kişilerin tutuklanması gerekir. Çünkü yasa dışı bahis dijital bir uyuşturucudur diye nitelendirmişti başsavcılık. Ve bu noktada tutuklanmalarını talep etmişti. Bu talep de yine mahkeme tarafından değerlendirilmekte. Peki Ceylan, teşekkür ediyoruz. Şimdi son durum bu. Bu arada yani bunun dijital uyuşturucu dediğimiz şeyin, dün de hatırlatmıştık, yasal olması ve yasa dışı olması arasında nasıl bir fark olduğunu da düşündüğünüzde sizin takdirinize bırakalım. Bu kumar dediğimiz illet bütün aile düzenini bozup çocuklarımıza kadar indiyse, Türkiye'de 25 milyon insan bahis, sanal bahis oynuyorsa, eğer ki bu rakamlar buralara kadar gelmiş durumda. Olayın ardından ben böyle çıkıp sordum bir sokakta, orada burada. Ya herkes bu illete bir şekilde bir yerden bulaşmış. Çok tuhaf. Bilmiyorum, etrafınızda siz de mutlaka karşılaşıyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. Bunun yasal olması ve yasa dışı olması arasında vergi vermek dışında bir fark yok. Yani bu eğer dijital uyuşturucuysa yasal olanı da vergili dijital uyuşturucudur bunun. Dolayısıyla önlemini ve tedbirini de o noktada almak gerekir. Ha bir de tabii ki etkilediği başka noktalar da var, futbol tarafında vesaire, onları zaten konuşuyoruz. Şimdi ana haberde bugün birkaç ekonomiye dair notumuz olacak, konuklarımız da olacak. Bir tanesi asgari ücret, maaşlara yapılacak zamlar yeni yıla yaklaşırken ve önümüzdeki ekonomik sürecin nasıl olacağı. İşçiler, memurlar, emekliler ellerinde şu anda hesap makineleri ve maaş hesaplamaları yapıyorlar. TÜİK ve Merkez Bankası'nın verileri ve ekonomi yönetiminden gelen mesajlar dikkatle takip ediliyor. Ama bugün Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün yılbaşından önce seyyanen zam talebinde bulundu. Yapılan zam suni teneffüs yerine geçecek dedi. Emekli maaşlarının enflasyona karşı ciddi bir kayıpla karşı karşıya kaldığının bir kez daha altını çizdi. Evet, yani yılbaşından önce seyyanen zam beklentisi var. Emeklilerin 2024'ün sonuna yaklaşırken gelecek yıl asgari ücretin ne kadar olacağı tartışmaları da hızlandı. Dışarıda işte uluslararası para fonlarını yönetenlerin bazı beklentileri var Türkiye'de enflasyonun dengelenmesi açısından. İçeride vatandaşın ciddi talepleri var. Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyon sürecini toparlamaya çalışıyor. Faizlerin düşmesi, enflasyonun düşmesi lazım. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı da asgari ücret haberlerinde. Ama biliyorsunuz bu enflasyon en çok ahlakı bozuyor dedik ya. Yani enflasyon sürecine biz girdiğimiz asgari ücrete ne kadar zam yapıldıysa her şeye o kadar zam yapıldı. Belki daha fazla zam yapıldı. Öyle olunca tekrar asgari ücrete zam yapıldı. Ve biz bu döngünün içerisine girdik. Burada sıkıştık kaldık. Şimdi oradan çıkmaya çalışıyoruz. Hep beraber böyle, hep beraber derken tabii ki hükümetin yanlış para politikalarının bir sonucu olarak başlamış bir durumdu. Sonradan işte Mehmet Şimşek'le birlikte düzeltildi. Şimdi ne kadar artacak? Ekonomistlerin önerisi ne yönde? Önce ayrıntılarına bakalım haberimizden, sonra konuşacağız. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayının ilk günlerinde toplanacak. Ancak yıl sonunun yaklaşmasıyla milyonlarca çalışan şimdiden gözünü 2025 yılında uygulanacak asgari ücrete çevirdi. Herkesin aklında aynı soru var. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, asgari ücrete ilişkin tavsiye merceği olmadıklarını belirtti. Artışın enflasyona zarar vermeyeceğini öngörmek lazım dedi. Asgari ücretlilerin ücret dağılımında zarar görmemesi için artışın enflasyona zarar vermeyeceğini öngörmek lazım. Bir noktada illaki ileriye dönük endekslemeye geçmeliyiz. Konjonktür bunun için uygun bir dönem. Uluslararası Para Fonu IMF'nin Türkiye Misyonu Başkanı Jim Walsh'a göre asgari ücrete geçen yıl olduğu gibi enflasyonun yükselmesine yol açacak bir artış yapılmamalı. Walsh'un önerisi en yoksul kesime destek önlemlerine odaklanılması. Eski Hazine Müsteşarı Mahfiye İlmez ise asgari ücret dahil olmak üzere tüm ücretlerin geçmiş enflasyon kadar artırılması gerektiğini belirtti. Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi Profesör Doktor Daron Acemoğlu da Türkiye'de işçi ücretlerini artırmanın tek yolunun asgari ücreti artırmak olduğunu vurgularken verimliliğin artırılması gerektiğine dikkat çekti. İşçi ücretleri artmıyor. Tek artırma yolumuz asgari ücreti arttırmak. Çünkü verimlilik düşüyor. Ülkede işçi ücretleri bu kadar düşük ama aynı zamanda da yarısı asgari ücretle çalışıyor.
Bunu düzeltmek için işçilerin verimliliğini arttırmak gerekiyor ki işçilere olan talep artsın, iş adamları üretkenlikleri, karları arttığı için işçilere daha fazla maaş vermek zorunda kalsın. Evet, durum böyle. Şimdi bizi ne bekliyor? Tabii ki maaşları hepiniz merak ediyorsunuz. Konuşacağız. Konuğumuz var. Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ege Yazgan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınlar. Teşekkürler. Açıkçası uzun zamandır yayın yapmadık sizle ama çokça ekonomi konuştuğumuz yayınlar yapmıştık. Asgari ücreti birazdan konuşuruz da biz ne durumdayız? Şimdi bizi ne bekliyor? Önümüzdeki aylarda bu yani suni teneffüs dediğimiz şey emeklilerle ilgili konuşulurken evet işte bir yeni bir para politikası ve yeni döneme girdik. Bir Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Ne söylersiniz izleyenlere? Nasıl bir tablo? Yani enflasyonu düşürme mücadelemizde istediğimiz kadar başarılı değiliz. Yani yıl sonu hedefimizin bayağı üzerinde kalacağız. Tabii Neden değiliz? Faiz %50. Evet, faizin %50 olması yeterli olmuyor demek ki. Daha da yüksek faiz gerekiyor diye de düşünebilirsiniz. Gerekiyordu diye de düşünebilirsiniz başlangıçtan itibaren. Ama ciddi bir gelir dağılımındaki bozulmaya bağlı. Aynı zamanda da geçmişte uygulanmış olan bu para politikasının yaratmış olduğu çok yüksek bir servet etkisi var. Bu servet etkisine bağlı olarak enflasyonist talep kırılmıyor. Talep kırılmadığı için de firmaların fiyatlandırma davranışları değişmiyor. Yani fiyatları istedikleri kadar arttırabilecek kadar talebi buluyorlar. Bu ortam ekonomide istediğimiz kadar bu anlamda soğumayı tüketim tarafında yaratmıyor. Üretim tarafında ekonomi giderek daralıyor. Yatırımlar düşüyor ama buna mukabil olarak tasarruflar artmıyor, tüketim düşmüyor ve enflasyonla mücadelemizde istediğimiz yolu kat edebilmiş değiliz. Evet, belli bir başarı var, onu teslim etmek lazım ama istediğimiz yerden çok çok uzaktayız diyebilirim. Yani ikna olmakla ilgili mi ciddi bir gecikme var? Para mı var hala birilerinde ve o talebi? Evet. Şimdi mesela şöyle anlatayım, bunu çok basit diye yani herkesin anlayabileceği gibi anlatmak lazım. Şimdi 2021 yılının sonlarında böyle enflasyon 19-20'ler civarındayken faizler de o civarlardaydı. Sonra yavaş yavaş düşürülmeye başladı. Şimdi oralardan mesela 1 milyon TL'lik bir ev kredisi aldığınızı düşünün, orada faiz %10'dayken aldınız bunu. Şimdi o kredi şu anda faizi sizin için çok cüzi bir miktara ulaştı ama evinizin değeri 10 katına çıktı. 10 milyon, 15 milyon etmeye başladı. Sizin 1 milyona ödediğiniz kredi şu anda gelirinizin inanılmaz düşük bir kısmı. Bu bir ciddi bir servet etkisi. Bunu şirketler de kredi aldılar. Herkes bu kredilerden, bu düşük faiz kredi ortamından faydalandı ve buradan ciddi bir servet etkisi ortaya çıktı. Tabii bunun yanında diğer varlık fiyatlarındaki, yani bunun yaratmış olduğu işte bir tane örnek ev fiyatlarından verdik. Borsa tarafında yapılmış olan yine bir varlık balonu var. Buna bağlı olarak çok ciddi bir servet etkisi ve gelir dağılımında bir bozulma oldu. TÜİK'in rakamlarında görüyorsunuz zaten %20'lik kesime ciddi bir kayış var. Diğer %80'lik kesimden. Şimdi böyle olunca o talep, bir de inanmıyor insanlar enflasyonun düşeceğine. Enflasyon para da var. Yani bu anlamda bir kesimde en azından %20 dediğiniz çok ciddi bir kesim. Yani nüfusa vurduğunuz zaman rakam çok ciddi bir rakam. Şimdi böyle olduğu için bunun bedelini enflasyon olarak insanlar ödüyor. Ama bu serveti birileri elde etmiş oldu. Ve enflasyon olarak da o bedel ödendi. O da dar gelirli kesim tarafından ödendi. Şimdi buradan asgari ücrete de geliriz. Ama maalesef enflasyon düşmüyor. Bu böyle olduğu zaman inanmıyor ve talep devam ediyor. Enflasyonun düşeceğine olan inanç da oluşmadığı için, beklenti de düzelmediği için enflasyon varlığını sürdürmeye devam ediyor. Burada çok ciddi bir vergilendirme ve yani çok ciddi bir maliye politikası tarafında vergiye bağlı olarak çok ciddi bir uygulamaya girmek gerekiyor. Onun dışında da bu enflasyonu düşürmek için gerçekten para politikasının sıkılığının
en azından ciddi bir süre daha devam etmesi gerekiyor ki bunun beli bir miktar kırılabilsin. O başka vergilendirme çaresi yapılacak gibiydi, sonra yapılmadı mı? Evet. Öyle bir gitti, ilk başta bir şey yapılmaya çalışıldı. Ondan sonra geri çekiliyor. Yani orada istediğimiz adımı, vergi kaçağı vesaire, buralarda istediğimiz adımları görmüyoruz. Çünkü dediğim gibi ciddi bir servet transferi oldu. Ve tamam, serveti transferi vergilen bu yasa dışı bir şey değil. Yani onu vergilendirmek ayrı bir tercih meselesi, ama en azından daha üst gelir gruplarına ve en azından vergi ödemeyen kesimlere yönelik olarak çokça ciddi önlemler alınabilir. Hala alınması da gerekiyor. Yani asgari ücretle ilgili durum ne olacak peki? Ne olursa? Ben şöyle düşünüyorum. Bu enflasyon tabii ki ücretler tarafından yaratılmış bir enflasyon değil. Ve ücret zamları da tabii ki geçmiş enflasyonu telafi edecek biçimde yapılmalı. O da tetiklemez mi ama enflasyonu? Tetikler, evet, tetikleyebilir. Geçen senenin 2023'ün başında tetikledi. 6.7'ye çıkarttı. 24'ün başında pardon. Orada böyle bir aylık enflasyonda bir şey. Yine aynı şey olacaktır ama bunun sorumlusu, yani bunun bedeli ücretler tarafından ödenmesi gereken bir bedel değildir. Yani bu bedel enflasyonu tetiklerse de bunun ödenmesi gerekir. Çünkü bakın, şundan bahsediyoruz. Geçmişe yönelik olarak zaten sizin kaybınız telafi ediliyor enflasyonla. Şey yapılmıyor. Yani size ekstradan para verilmiş olmuyor. Eğer ileriye yönelik bir düzenleme yapılacaksa, yani beklenen enflasyona göre bir düzenleme yapılacaksa, ki bu beklenen enflasyonun inandırıcılığı bir önemli. İkincisi, madem böyle bir şey yapılacak, o zaman hep beraber yapılır. Yani bütün iş dünyasının konsensüsüyle birlikte, o zaman iş dünyası da der biz de beklenen enflasyon o neyse fiyatlarımızı ona göre arttıracağız. İşçilerimizden bütün fedakarlık bir kesimin üzerine, zaten bu süreçte bu servet etkisinden yararlanmamış olan bir kesimin üzerine yüklenemez. Yani bu çok adaletsiz olur. Peki, önümüzdeki birkaç ay daha sıkıntılı zamanlar olacak ama anlaşılan. Elbette olacak tabii ki. Yani bu kadar maliyetsiz olabilecek bir şey değil. O beklenildi. Yani biz hiçbir maliyet ödemeden bunu yumuşak geçişte yaparız diye düşünüldü ama şu anda ona dair bir emare henüz maalesef söz konusu değil. Yani dediğim gibi, yani bu yaratılmış olan şeyin bir mutlaka bedelsiz olarak ortadan kalkması mümkün olmaz. O zaman bu bedeli kimin ödeyeceği konusu gündeme geliyor. Burada ücretlerle ilgili tartışmada isteniyor ki zaten bundan zarar görmüş olan kesim yine bunun bedelini ödesin. Yani zamanında bundan faydalananlar değil. Bedel ödesin bile değil yani. Zaten değil, normalde hayır. Parası olanın ödemesi lazım. Faydalanan bile değil. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Yazdan. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Efendim, bu çok eski bir hikayedir bu arada. Yeni değil. Bir kişiye tam 9, 9 kişiye tam 1 diye Necip Fazıl'ın bir şiirinde de vardı. Bu Taksim'i kurt yapmaz kuzulara şah olsa diye. Siyasette bugün Gözler grup toplantılarındaydı. Herhalde yani yanlış değilsem Özgür Özel Genel Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı son zamanların en uzun grup toplantısını yapmış olabilir. Uzun uzun pek çok konuyla ilgili konuştu. Gündeminde asgari ücrete yapılacak zam da vardı. Esenyurt Belediyesi'nde yaşananlarda diğer meselelerde asgari ücretle ilgili bu arada 30 bin lira olması gerektiğini söyledi en az. Hatta böyle olmadığı takdirde ülkeyi iktidara dar edeceklerini ifade etti. Bakalım Özgür Özel grup toplantısında neler söylemiş. Bugün 17 bin liralık asgari ücretin verildiği gün açısından satın alma gücü 6 bin lira erimiş durumdadır ve 11 bin liraya düşmüş durumdadır. Gerçekleşen enflasyona göre değil, beklenti enflasyonuna göre yapıp aradaki farkı kazık olarak asgari ücretliye atacaklar. Emekli maaşı asgari ücrete denk olmalıdır. Her emekliye bir asgari ücret, 17 bin liralık maaş bu aydan itibaren yatırılmalıdır. Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında biz yokuz. Asgari ücret 30 bin lira yoksa mücadeleye devam edeceğiz. O belediyeye sokulmayan milletvekilleri, oraya yollanan kayyum psikolojik baskıyla
12 gündür yalan üretmeye, iftira etmeye uğraştıkları için girmiyorlar. Ama Esenyurt Belediyesi'nin çalışanı da, seçmeni de Ahmet Özer'e namusuna sahip çıkar gibi sahip çıkıyor. Ankara'da vatan millet edebiyatı yapıyormuşuz. Ondan sonra Mardin'e koşuyormuşuz. Ankara'da ne konuşursak Mardin'de onu konuşuyoruz. Sivil plakalı, üzerinde tek bir yazı olmayan bir otobüsün üstünden konuştuk. Ülkenin cumhurbaşkanı, ben Mardin'in seçtiği iradeye saygımdan oraya gittim. Muhalefet için, muhalif gazeteciler için, muhalif akademisyenler için, köyünü koruyan köylüler için bir sopa olarak kullanmak için getiriyorlar. Bana muhalifse ben onu başkalarının etki ajanı olarak nitelendiririm, içeri atarım. Grubumuza kırmızı alarm arkadaşlar. Hayvan hakları yasasında olduğu gibi, kadına şiddet yasasında olduğu gibi tüm milletvekillerimiz etki ajanlığı yasası görüşmeleri sırasında bu yasayı geçirmemek için ellerinden ne geliyorsa onu yapacaklar. Ve efendim son haftaların manşetlerini veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 3. haftası grup toplantısında, yani 3 hafta öncesinde hepimizin tartıştığı işte Öcalan çıksın meclise gelsin DEM Parti grubunda konuşsun açıklamasını konuştuk. Sonraki hafta, yani geçtiğimiz hafta Salı günü Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olmalıdır ifadesi üzerinden tartışmaya devam ettik ve bu hafta, bu arada da biz anlamaya çalıştık yani ne dediğini, ne demek istediğini. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyaset yaparken de Sayın Devlet Bahçeli'nin de siyaset üretirken bir siyasi parti genel başkanı gibi hareket etmediğini, aslında öyle bir yere de konumlanmadığını, bunun çok ötesinde bir şekilde mesajlar verdiğini falan zaman zaman konuşuyoruz. Bunu ne diyorum, neden diyorum? Bugün de kendisi grup toplantısı söyledi çünkü. Yani biz oy kaybedeceğiz, oy kazanacağız. Bizim böyle bir meselemiz yok. Bizim milletle ve bu devletle ilgili meselemiz var. Yani biz ülkenin bekası konusunda buradayız. 3 oy azalmışız, 5 oy çok almışız, böyle bir hesap yapmayız böyle bir durum söz konusu olduğunda gibi ifadeleri yine vardı grup toplantısında. Peki ne yaşadık biz? Şimdi Sayın Bahçeli dedi ki söylediğimiz her şeyin arkasındayız. O yüzden ana haberde ilk hafta daha bu olay yaşandığında paylaştığım bir not vardı. Yani burayı yanlış anlamayalım. Yani Bahçeli böyle bir cümle kurduysa eğer, bakın ben çok statükoyu yıkıyorum veya çok olağanüstü bir şey söylüyorum, daha önce kurmayacağım bir cümle kuruyorum, o zaman siz de kurmayacağınız bir cümle kurun. Yani biz diyoruz ki gelsin Öcalan DEM Parti grubunda konuşsun. Ama önce DEM Parti ve Öcalan desin ki silahlı mücadele yok, PKK terör örgütüyle ilişkimiz yok, PKK silah bırakmalıdır, ondan sonra konuşalım. Yani devrimci bir cümle kurmaları beklentisi. Öyle olmadı. Öyle olmadığında da ne oldu? İşte yeniden bambaşka bir sürece girdik. Terörle mücadele kararlılık vurgusunu bir kere daha ifade etti. Terörün bitmesi milli ülküdür açıklaması yaptı. Yani aslında bizim pozisyonumuzda hiçbir değişiklik yok. Biz bu cümleleri kurduk, karşıdan da bir şey bekliyorduk mu dedi. Buyurun gelsin. Silah varsa siyaset yoktur. İhanet varsa demokrasi yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi dün söylediklerini bugün tekzip edecek zaaf emaresi göstermeden milli birlik ve kardeşliğin müdafasından yanadır. Yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız. Öcalan çıkışını sürdürdü. Oy kaygısı içinde değiliz dedi. Oyumuz artıyormuş. Oyumuz azalıyormuş. Vatan tehdit altındayken, milli güvenlik duvarlarımız hain akınlarla sallanıyorken, oy ve seçim endişesiyle başımızı kuma gömmek bizim kitabımıza yazmayan alçalma ve aşağılanma halidir. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Terörle mücadeleye parantez açtı. Terör ve bölücülük sorunuyla daha fazla yaşamamız, daha çok katlanmamız imkansızdır. Bölücü terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır. Terörün bitmesi milli ülküdür. Hem siyaset alanında boy gösterip hem de silahlı teröristlere sırt dayamak başı ezilmesi gereken gayri meşru ve gayri hukuki menfur bir çelişkidir. Kayyum atamaları ile ilgili açıklamaları hakkında soruşturma açılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'a da tepki gösterdi. Şeyh Said ve Seyit Rıza yaşadıkları dönemin hainleridir. Bölücü teröristleridir. Demin silahtan ve terörden
uzaklaşmaya yanaşmaması elbette Türk Ceza Kanunu gereğince ele alınmalıdır. Konunun ise Kürt kardeşlerimle illiyet yakınlığı yoktur. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan konser ücreti tartışmaları da vardı. Neymiş? Bir sanatçıya ödenen para 69 milyon lira değil de 45 milyon liraymış. Bu kafa normal bir kafa değildir. Belediye başkanlarının işi gücü bırakıp bugünden Cumhurbaşkanlığı adaylığına soyunmaları, en başta İstanbul ve Ankara'ya nankörlük, kendi adlarına da namertliktir. Bahçeli, ABD ile ilişkiler konusunda yeni dönemi de değerlendirdi. Biden'ın Erdoğan'ı devirme planı tuzla buz olmuştur. Trump ilk döneminden farklı olmalıdır dedi. Yeni ve temiz bir sayfa açılması gerektiğini söyledi. MHP lideri grup toplantısından sonra çözüm süreci konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüş ayrılığı var mı sorusuna tepki gösterdi. Basın mensubu kardeşlerim, Türkiye'yi tahrik edici, yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçin. Geçemiyorsan mesleğini bırak. Evet. Efendim şimdi Amerikan seçimleriyle beraber, yani Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle birlikte beklenen oldu. Ve Bitcoin'de inanılmaz bir yükseliş var. Kripto para birimi dün 90 bin dolara dayandı. 89.637 dolara yükselerek tarihi bir rekor kırdı. Önce bakalım habere, sonra üzerine konuşacağız. ABD seçimlerinde Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından Bitcoin yükselişini sürdürüyor. Yeni bir rekor kıran Bitcoin'in fiyatı 90 bin dolar sınırına dayandı. Bitcoin, kripto para dostu olarak kabul edilen Trump'ın 47. ABD başkanı seçilmesi ve ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimiyle başlayan sert yükselişine yeni haftada da devam ediyor. Kripto para birimi 89.451 dolarla tarihi zirveye ulaştı. Bir sonraki güne ise sınırlı düşüşle 88.150 dolarla başladı. Kripto paraların toplam piyasa değeri de 2,94 trilyon dolarla 2021'deki 2,86 trilyon dolarlık zirvesini geride bıraktı. Son bir haftada Bitcoin %31, Ethereum ise %39 değer kazandı. Böylece toplam piyasa değerinde 750 milyar dolarlık artış yaşandı. Birçok yatırımcı Bitcoin fiyatının yılın sonlarına doğru 100 bin dolara ulaşmasını bekliyor. Kripto para birimindeki yükselişin nedenlerinden biri de Trump'a seçim döneminde en büyük desteği veren SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk etkisi. Daha önce defalarca kripto paralara yönelik paylaşım yapan Musk'a ait Tesla'nın yaklaşık 1 milyar dolarlık Bitcoin'i bulunuyor. Musk'ın Trump yönetiminde de etkili isimlerden biri olması bekleniyor. Yani para yatıracaksanız da, paranızı çekecekseniz de yatırım tavsiyesi değildir. Her şey olabilir. Başımıza her şey gelebilir. Allah bilir falan noktasındayız bu hususu. Böyle uzmanlarla konuşsak da hakikaten anlamlandıramadığımız yıllardır bir mesele Bitcoin meselesi. Gazze'yi aylardır bombalayan İsrail'in Batı Şeria ile ilgili planları da gün yüzüne çıkmaya başladı. Aslında hepimizin bildiği ama malumun ilanı diyebileceğimiz yine İsrail aşırı sağcı bakan Smotrich 2025'in işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak yılı olacağını öne sürdü. Açıklamaya Filistin ve Hamas'ın yanı sıra Ankara ve Avrupa Birliği'nden de tepki geldi. ...2025 yılı işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yılı olacak bu sözler. Daha önce birçok kez tepki çeken açıklama imza atan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e ait. Smotrich, liderliğini yaptığı aşırı sağcı dini Siyonizm Partisi'nin grup toplantısında konuştu. İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesinin zamanının geldiğini öne sürdü. 2025 yılı Allah'ın yardımıyla Yahudiye ve Samarya'nın egemenlik yılı olacak. Emniyet Bakanlığı İskan İdaresi ile Mülki İdare Amirliği'ne çalışmalarına başlamaları ve egemenliğinin uygulanması için gerekli altyapının fiilen hazırlanması talimatını verdim. Smotrich, Donald Trump'ın yeniden ABD başkanı seçilmesinin de İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellemesi için bir fırsat olduğunu iddia etti. Smotrich'in açıklamalarına Filistin yönetimi ve Hamas'tan tepki geldi.
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebu Ebil Rudeyne, İsrail'in yeni planının işgali sürdürmek, ırkçı ilhak ve genişleme planını uygulamak için Batı Şeria'ya yoğunlaştığını gösterdiğini kaydetti. Rudeyne, 2025-1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kuruluş yılı olacak dedi. Hamas'a Smotrich'in ilhak planlarının bölgesel ve uluslararası gerilimi artırmaktan başka bir işe yaramayacağını açıkladı. Batı Şeria'nın Filistin toprağı olarak kalacağı vurgulandı. Bakanın sözlerine Ankara'dan da tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında uluslararası hukuku ve iki devletli çözümü içe sayan bu açıklamaların İsrail'in nihai amacının Filistin topraklarını ele geçirmek olduğunun kanıtı olduğu belirtildi. AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell de bu tür söylemler Filistinlilerin haklarını ihlal etmekte ve iki devletli çözüm ihtimalini tehdit etmektedir dedi. İsrail Devlet Televizyonu kanın iddiasına göre Başbakan Netanyahu da Batı Şeria'nın ilhak edilmesini gündeme getirmek için Trump'ın göreve başlamasını bekliyor. Efendim kısa bir reklam arası. Efendim süremizin sonuna geldik. Noktalayacağız ana haberi. Gösterilmek istenen değil, yaşananları aktarmaya gayret ettik. Bizden hemen sonra Serap Belet olaylar ve görüşlerle karşınızda olacak. Yarın akşam görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Hoşçakalın.